Merhabalar sevgili Praxiten Kimya izleyicileri. AYT kampımız devam ediyor. İkinci videomuz periyodik sistem. Periyodik sistem biliyorsunuz modern atom modeli ünitesinin içerisinde. Yani aslında AYT'de periyodik sistem ayrı bir ünite olarak alınmıyor ama atom ve periyodik sistemi TYT'de ayrı aldığımız için AYT'de de ayrı alalım diyoruz. Ayrıca periyodik sistem TYT periyodik sistemini kapsıyor. Yani TYT periyodik sistemini şöyle bir tekrar etmiş de olacağız. Bu AYT periyodik sistemi tekrar edince. İki şeyi hatırlatıyorum. Bir önceki videoda da hatırlatmıştım. Bir, bu bir tekrar videosu. Biraz hızlı geçiyoruz. Çok ayrıntılı geçmiyoruz. Ayrıntı isteyenler konu anlatım videosunu izleyebilir. İki, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Siz abone olup beğenip yorum yaptıkça kanal büyüyecek. Kanal büyüdükçe ben buraya daha çok vakit ayırıp sizin için daha çok ücretsiz iş üretebileceğim. O zaman hadi geçelim mi? Hadi bakalım AYT periyodik sistem neymiş? AYT periyodik sistem periyodik özelliklerin değişimiyle başlıyor arkadaşlar. Periyodik özelliklerin değişimi 2012'de 2013'te iki defa, iki tane soru yani, 2015 ve 2016'da karşımıza çıkmış. Periyodik özelliklerin değişimi atom yarıçapıyla başlıyor. Hafif küçültelim değil mi? Benim kafam bunu kapatıyor sanki. Atom yarıçapı arkadaşlar sola ve aşağı doğru artıyor biliyorsunuz. Niye sola ve aşağı doğru artıyordu? Çünkü periyodik cetvelde yukarıdan aşağı indikçe elementin yörünge sayısı, kabuk sayısı artıyor. İkinci periyottaki bir elementin iki tane yörüngesi, üçüncü periyottakinin üç tane yörüngesi var. Bu yüzden üçüncü periyottaki her elementin yarıçapı ikinci periyottakinden büyük. Aşağı inildikçe yarıçap artıyor bakın. Öncelikle aşağı inildikçe artıyor. Aynı periyotta değilse sola sağa bakmıyoruz. Aynı periyottaysa ancak sola sağa bakıyoruz. Aynı periyotta da sağa doğru gittikçe proton artıyor. Artan protonun toplam çekimi artıyor. Toplam çekim arttıkça elektronu kendine daha çok çekiyor ve çapı küçültüyor. Yani aynı periyotta sağa doğru küçülür, sola doğru büyür. Farklı periyotta ise aşağı doğru büyür. Farklı periyotta sol veya sağda olmasına bakılmaz. Birinci bilgi cepte. AYT periyodik cetvelde TYT periyodik cetvelden farklı olarak yarıçap türleri var. Atomik yarıçap. TYT'de bunu kullanıyoruz. Yani TYT'de hangisini kullandığımızı söylemiyoruz zaten de bu. Nedir atomik yarıçap? Atom çekirdeğinden dış elektronu olan uzaklığı. Kovalent yarıçap, kovalent bağlı iki atomun yani hidrojenle hidrojenin örneği, oksijenle oksijenin örneği, çekirdekler arası uzaklığın yarısı. Örneğin hidrojende çekirdekler arası uzaklık 0.74. Dolayısıyla hidrojenin kovalent yarıçapı 0.37. Biraz önceye dikkat edin. Atomik yarıçapı 0.53'tü. Kovalent 0.37. Neden? Çünkü kovalent bağ oluştururken orbitaller örtüşüyor. İç içe giriyor ya. İç içe girdiği için bir miktar çap küçülüyor. Zaten şurada şekilden de bakın. Bizim atomu tamamlayacak olursak atomumuz böyle bir şey değil mi? Şöyle şu atomda böyle bir şey. Yani bunun atomik yarıçapı ta buraya kadar gidiyor. Ama kovalent yarıçapı şuralarda bir yerlerde yarısını alırsak kovalent yarıçap bu yüzden atomik yarıçaptan daha düşük. Üçüncü yarıçap türümüz Van der Waals yarıçapı. Van der Waals yarıçapı birbiriyle kimyasal bağ olmayan iki molekülün birbirine en yakın olduğu konumdaki çekirdekler arası uzaklığın yarısı. Yani Van der Waals bağ ile bağlanmış iki taneciğin çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı. Şimdi burada bir H2 ile diğer H2'yi örnek vermişiz. Burada Van der Waals ile bağlı olanlar birbirine tam değmiyorlar. Birbirinden uzakta kalıyorlar. Bu yüzden Van der Waals yarıçapı atomik yarıçaptan da en büyük. Yani en büyük Van der Waals, sonra atomik, sonra kovalent yarıçap oluyor. Bir de iyonik yarıçap biliyorsunuz. İyonik yarıçap var. İyonik yarıçap iyonların yarıçapı. Bu bir şeyin yarısı değil. Burada da neyi bileceksin? Bir element katyon oluşturduğunda elektron verdiği, elektron sayısı azaldığı için elektron başına uyguladığı çekim artar. Çekirdeğin proton sayısı aynı. Elektronu azaltıyorsun. Daha az elektronu daha çok çeker çekirdek. Elektron başına düşen çekim arttığı için çap küçülür. Bak kalsiyuma 1.75 artı olunca 1'e düştü. Anyonda da tam tersi. Proton sayısı aynı. Elektron sayın arttığı için elektron başına uyguladığın çekimin azalıyor. Elektronu daha az çektiğin için çapın büyüyor. Anyonun yarıçapı artar. Katyonun yarıçapı azalır. Bir iyonik bileşikteki iyonların çekirdekleri arasındaki uzaklıkta katyonun yarıçapı ile anyonun yarıçapının toplamına eşittir. 1.40 ise çekirdekler arası uzaklık 2.40. Bunları bilmen yeter. Metalik özellik. Metal elektron vermek ister malum. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun yani metal elektron vermek ister. Elektron vermesi için çapının büyük olması lazım.
Çap büyük olursa elektron çekirdekten uzakta olur ve kolay verilir. Çap küçük olursa elektron çekirdeğe yaklaşır, çekirdek elektronu çok çeker ve zor verilir. Bu yüzden metalik özellik sola doğru ve aşağı doğru artar. Ametalik özellik de tam tersi, sağa ve yukarıya doğru artar tabii ki. Ametalik özellik 7A'ya kadar artar sevgili arkadaşım, bunu unutma. Sakın 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 bak gidip de ametalik özelliği en büyük grup 8A'dır falan deme. Çok pis döverim bak, çok pis döverim. Hadi devam. Ne var sırada? İyonlaşmayan dersi. İyonlaşmayan dersi hem TYT'de hem AYT'de çok fazla soruluyor çünkü çok fazla bilgi var. Şimdi iyonlaşmayan dersi gaz haldeki bir elementten bir elektron koparmak için gerekli enerji. Neymiş? Gaz haldeki bir elementten bir elektron koparmak için vermen gereken minimum enerjiye iyonlaşma enerjisi. OY dostum. Anlaştık değil mi? Element gaz halde olacak. Buna enerji vereceksin. Bir tane elektron koparacaksın. Bunun adı iyonlaşma enerjisi. Bir tane kopardın. Daha sonra bir tane daha koparıyorsun. Yani ikinci elektronu koparıyorsun. Dikkat et tatlım, iki elektronu değil. İkinci elektronu koparıyorsun. İkinci elektronu koparırken verdiğin enerji de ikinci iyonlaşma enerjisi. Peki hangisi büyük? Hangisi büyük söyle bakayım. Efendim? Ha, öyle olur. O, evet, evet, evet. Çok güzel. Dedi ki, artık duydunuz mu? Ha, dedi ki, bir element elektron verdikçe çekirdek geri kalan elektronları daha çok çeker. Çekirdek her bir elektronu daha çok çektiği için elektron başına uyguladığın çekim arttığı için ikinci elektronu birinci elektrona göre daha sıkı tutar. Daha sıkı tuttuğu için de ikinci elektronu koparmak daha zor olur. İkiyi kopardın. Üçü koparacaksın. Üçüncü iyonlaşma enerjisi. Dikkat. Üçüncü elektronu koparmak için vermen gereken enerji üçüncü iyonlaşma enerjisi. Üç elektronu değil. İkiyi kopardıktan sonra çekim bir daha arttı elektron başına. Üçüncü daha zor. Bu hep böyle artar. Her zaman bir sonraki elektronu koparmak bir öncekine göre daha zordur. Unutma. Her zaman için bir sonraki elektronu koparmak bir öncekine göre daha zor. Anlaştık değil mi? Efendim? Ne? 3 aşağı 5 yukarı mı? Bunu söylediğine inanmıyorum ya. Bunu söylemedin değil mi? Hayır söylemedim, söylemedim. Hayır hayır söylemedim. Hayır yok duydum. Na. Attım. 3 aşağı 5 yukarı kuralı farklı elementler için geçer. Biraz sonra söyleyeceğiz. Biz şu anda farklı elementleri kıyaslamıyoruz. Bir elementin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü iyonlaşma enerjisini. Yani bir elementten hangi elektronu koparmak zordur? İlk mi? İlki kopardıktan sonra ikinci mi, üçüncü mü, dördüncü mü? Bir elektronu kopardın. Çekirdek geri kalanları daha çok çekecek. İkinciyi koparınca daha çok. Üçü koparınca çok daha çok çekecek. Bunun istisnası yok. Her zaman bir sonraki elektronu koparmak bir öncekinden daha zor. Burada 3 aşağı 5 yukarı diye bir şey yok. Peki tamam, bu bilgi cepte. Peki aynı anda iki elektron koparmış olsaydı ne olacak? O da basit. Birinci ile ikincinin toplamı kadar verecektin. Düşün. Bir atoma 100 lira verdin, bir elektron verdi o da sana. Daha sonra ikinciyi zor veriyor ama ikinciyi sıkı tutuyor. İkinci için 250 lira istedi. Verdin 250 lirasını, ikinci elektronu kopardın. Aynı anda hem 1'i hem 2'yi koparmak isteseydin ne olacaktı? 100 artı 250, 350'yi verirdin. O da sana 2 elektron verirdi. Anladın değil mi? Aynı anda 3 elektron koparmak istiyorsan birinci, ikinci, üçüncünün toplamı kadar. Tamam. Tamam, buraya kadar anladık. Şöyle bir toparlayalım ama Bir atomdan bir elektron koparmak için vermen gereken enerji iyonlaşma enerjisi. Bir kopardıktan sonra ikinciyi koparmak için ikinci iyonlaşma enerjisi. Ardışık gelen iyonlaşma enerjileri daima artar. Çünkü elektron kopardıkça çekirdeğin diğer elektronu uyguladığı çekime artar. İstisnası yok. 2 1'den 3 2'den 4 3'ten 5 4'ten büyük. Bir elektronu kopardıktan sonra bir sonraki elektronu koparmak daima daha zordur. Bu artış süreklidir ama düzenli değildir. Arada aşırı artışlar olur. Niye? Varsayalım benim son yörüngemde 2 elektron var, 2 adayım. Bir elektronu verdim. İkinciyi daha sıkı tutuyorum. İkinciyi koparınca artık son yörüngem bitti. Bir iç yörünge çekirdeğe aşırı yaklaştı. Bir iç yörüngedekini çok daha sıkı tutuyorum. Bu yüzden birinciyi 100, ikinciyi 250 ile verdiysem kusura bakma bebeğim. Üçüncü için 15 bin lira isterim. Anladın değil mi? Aşırı miktarda artıyor. 3,5-4 kattan çok artıyor. Bir element son yörüngesindeki tüm elektronları verdiğinde. Bak sodyum 1A'da verdi 10 kat arttı. Alüminyum 3A'da bak 3'ü verdikten sonra 4'üncüde 2700'den 11.000'e çıktı. Kükürt 6A'da bak hiç aşırı artış yok. 1000, 2000, 3000, 4000. Anladın değil mi? Aşırı artıyorsa son yörüngedeki bütün elektronları vermiştir. 3 verdikten sonra aşırı arttı. O zaman son yörüngesindeki 3 elektron var 3A grubunda. Hoca tamam da A'yı nereden uydurdun? B'si müfredatta yok, ondan uydurdum. B grubunun iyonlaşma enerjisi. Müfredata dahil değil zaten.
Sorularda göreceksin. Bu tabloyu verdiğinde sana diyor ki bir baş grup elementi olan diye başlıyor. Yani iyonlaşma A için soruluyor bu tip sorular. B için sorulmuyor. Orada da rahat. Tamam, hepsini anladık. Hepsini anladık. Halen periyodik cetveldeki değişikliğini görmedik. İyonlaşma enerjisi periyodik cetvelde nasıl değişiyor acaba diye baktığımızda arkadaşlar, iyonlaşma enerjisi şöyle biraz küçültürsem atom çapıyla ters orantılı olarak değişiyor. Neden? Çap büyüdükçe elektron çekirdekten uzaklaştı. Elektron çekirdekten uzaklaştıkça çekirdeğin elektronu çekmesi zorlaştı. Benden çok uzakta, nereden çekeyim onu? Ha, bak nereye koymuşsun elektronu? Ha, oraya koymuşsun, oradaki elektronu nasıl çekeyim? O kolay kopar ama bana yaklaştıkça, çap küçüldükçe hayır bebeğim ben onu vermem, çok sıkı tutarım. Çapı küçükse iyonlaşma enerjisi büyüktür. Bu yüzden iyonlaşma enerjisi sağ ve yukarıya doğru artar. İyonlaşma enerjisi en büyük olan da helyumdur, biliyorsun değil mi? İyonlaşma enerjisi en büyük elementimiz helyum. İşte burada 3 aşağı 5 yukarı kuralı var. Burada 2A 3A'dan 5A 6A'dan büyük. Bunun sebebi 2A'nın ve 5A'nın küresel simetrik olması. Bunlar küresel simetri olduğu için elektronlarını çok sıkı tutuyorlar. 5A 6A'dan 2A'dan 3A'dan çok daha sıkı tuttuğu için iyonlaşma enerjisi 8 7 5 6 4 2 3 1 diye gidiyor. Hocam sadece bunlar mı küresel simetrik? Hayır. 1A ve 8A küresel simetrik, ancak 8A zaten en fazla. Daha ne kadar fazla olabilir? Zaten en fazla, bir sıkıntı çıkarmıyor. 1A'da 1A'dan bir sonra gelen 2A'da küresel simetrik olduğu için 1A 2A'nın üstüne çıkamıyor. Yani 1A, 2A, 5A, 8A küresel simetrik. En baştaki ve en sondaki grup sıkıntı çıkarmıyor 1 ve 8. Aradaki 2 ve 5 sıkıntı çıkarıyor. 2 ve 5'i bir üste alıyoruz. Şöyle de bir grafiğimiz vardı. Hatırlıyorsunuzdur. Şöyle biraz küçülteyim. Şöyle bakın. 1A, 2A, 3A aşağı, 4, 5, 6 aşağı, 7, 8. Sonra 1A ta en aşağı gidiyor. Niye? Gidip bak şu lityumun da altına gitmek zorunda. Burada ben tam düz çizemediğim için lityumun altına gittiğini göremediniz ama bu sodyum gelip lityumdan da daha aşağı, potasyum gelip sodyumdan daha aşağı olmak zorunda. O yüzden 8'den 1'e geçtiğinde grafikte aşırı bir düşüş meydana geliyor. Grafikte buna dikkat ediyorsunuz. Bu da onun neyi? Bu da onun sütun grafiği. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak bir daha 1A'ya düştü. Anlaştık değil mi? O zaman diğer özelliklere bakalım. Nelerimiz var? Elektron ilgisi var. Bir elementin bir elektron aldığı zaman açığa çıkardığı enerjiye elektron ilgisi diyoruz. Arkadaşlar elektron ilgisi bazen negatif bazen pozitif oluyor. Kitapların bazıları buna çok dikkat etmiş ama Milli Eğitim dikkat etmiyor. Sen de çok dikkat etme. Yani negatifliğini pozitifliğini boş ver gitsin. Elektron ilgisi elektron almayla ilgili bir şey. Nihayetinde ilgi duyduğun şeyi almak istersin. Bu yüzden çap küçüldükçe artar. Çapın ne kadar küçükse elektronu o kadar çekeceğin için alman da o kadar kolaylaşır. Elektron ilgisi sağa ve yukarıya doğru artar. Soy gazlarda elektron ilgisi yoktur. Bilmen gereken en önemli istisnalardan biri bu. Soy gazlarda elektron ilgisi yoktur. Şöyle. Bir de istisna olarak klorun elektron ilgisi. Şöyle kafamı eğeyim görülsün diye. Tam kafamın oraya denk gelmiş. Flordan daha fazladır. Şöyle. Klor büyük. Flor elektron ilgisi. Elektronegatiflik bağ elektronlarını çekme isteği. Bağ elektronlarını çekme isteği. Elektronu çekmek istiyorsan çapı küçük olmalı. Bunu konuşmuştuk seninle, az önce anlatmıştım. O yüzden elektronegatiflik de çapla ters orantılı. O da sağ ve yukarıya doğru artıyor. Orada da bir sıkıntı yok. Oksit ve hidroksitlerin bazlığı arkadaşlar amfoter metaller haricindeki metallerin oksitleri baziktir. Bu yüzden metalik özellik arttıkça oksidin bazlığı da artar. Yani çap arttıkça oksidin bazlığı artar. Asitliğe geldiğinde iş böyle değildir. Neden asitliğe geldiğinde iş böyle değildir? Çünkü metallerin oksitleri bazikken ametallerin oksitleri her zaman asidik değil. Ametallerde asidik olması için oksijence zengin olması lazım. Yani CO gibi N2O gibi oksijence fakir oksitler nötr. Bunların asit özelliği yok. Bak şunlar, şurada görüyorsun değil mi? Şunlar, şunlar nötr. Bunların asit özelliği yok. Öncelikle oksijence zengin olması lazım. Bu oksitler suda çözülünce aside dönüşüyor. Asidik oksitli aside dönüştü. Burada tamam. Ametal oksitlerde asidik karakter ametalik özellikle. Yani sağ ve yukarıya doğru artıyor. Burada bir sıkıntı yok. Sıkıntı 7A'nın hidrojenli asitleri. 7A'nın hidrojenli bileşikleri de asit. Ve bu bileşiklerde asitlik yukarıdan aşağı artıyor arkadaşlar. Şimdi oksitlerin bazlığı metalik özellik, oksitlerin asitliği eğer oksit asidikse ametalik özellik. 7A'nın oksitleri dışında hidrojenli bileşikleri de asidik.
Onlar da asitlik yukarıdan aşağı artıyor. Diğer eğilime, genel değişime ters oluyor. O zaman genellersek atom çapı sol aşağı, yoğunlaşmayan enerjisi sağ yukarı. Elektron verme ile ilgili olan özellikler bu tarafta, elektron alma ile ilgili olan özellikler bu tarafta. Metalik özellik sol aşağı, elektron verme, elektropozitiflik, metal oksitlerin bazlığı yükseltilme isteği bu tarafta. Ametalik özellik, elektron alma, elektronegatiflik, elektron ilgisi, klor hariç. Ametal oksitlerin asitliği bu tarafta. Sadece 7 A'nın oksijensiz asitleri aşağı doğru artıyor. Bakın dikkat edin, onlar yukarı doğru artmıyor. Bir de erime kaynama noktaları bunlara ters. Neden ters? Çünkü 7 A'da London etkili. London toplam elektron sayısına bakıyor. Toplam elektron sayısı aşağı doğru artıyor. Bu yüzden 7 A'da veya 6 A'da, yani ametallerde erime kaynama noktası aşağı doğru artıyor. Metallerde ise metalik bağ var. Metalik bağ atom çapıyla ters orantılı. Atom çapı aşağı doğru arttığı için metal gruplarında erime noktası aşağı doğru azalır. Ametallerde aşağı doğru artar. Bunlar yaklaşık olarak 3 aşağı 5 yukarı TYT'de de olanlardı. AYT'de ekstra elementlerin özellikleri, blokların özellikleri ve değerli kurma geliyor. 2012'de 2 defa, 2013, 2015'te 2 defa, 2016'da 2 defa ve 2017'de elementlerin özellikleri karşımıza geldi. 1A, 2A ve helyum S bloğu. Arası D bloğu, burası P bloğu, alt taraf P bloğu. Her elementin elektron dizilimi hangi harfle bitiyorsa o blokta yer alır, bunu unutmayın. S bloğu 1A, 2A, helyum. Ya S1 ya S2 ile bitiyor, küresel simetrik. En solda olduğu için bulunduğu periyotta çapı en küçük element. Hidrojen ve helyum hariç 1A daima artı 1, 2A daima artı 2 alır. Hidrojen eksi 1 de alabilir. Helyum değerlik almaz. Bileşik yapmıyor çünkü. Bloktaki metaller çok aktif oldukları için yağ içerisinde veya vakumlu hava geçirmez kaplarda saklanır. P bloğu elementleri 3, 4, 5, 6, 7, 8, A helyum hariç. Metala metal, yarı metal, soygaz var. 3A artı 3 alır. Alttakiler artı 1 alır. 4A çok dikkat. Karbon eksi 4 ile artı 4 arasındakileri alır ama 4A'nın alt tarafında metaller var, eksi almaz. 5A yine dikkat. Azot eksi 3 ile artı 5 arasındakini alır. Fosfor da, ama grubun alt tarafında metaller var, onlar eksi almaz. Artı 3 artı 5 alır. 6A'da özellikle oksijeni bileceksin. OF2'de artı 2 değerlerinde eksi 2 alır. 7A'da flor eksi 1 alır. Değerleri eksi 1 ile artı 7 arasında değişken değerlikler alır. Gelelim D bloğuna. D bloğu 4. periyottan itibaren 3B ile başlar. Çok dikkat et. 2A'dan sonra 3B ile başlar. 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B ile biter. 3 tane 8B olduğu için blok 10 sütundan ibarettir. En çok element buradadır. Tamamı metaldir ve bu metaller diğerlerine göre daha yüksek erime noktasına sahiptir. Buradaki metaller birden fazla pozitif ama negatif değil, İyon yüküne sahip olabilir. F, lantanit aktinitler, iç geçiş. Bak, D geçiş, F iç geçiş. 6, 7, 14'er element. 14'er element ilk sıra lantanit, ikinci sıra aktinit. Isı elektriği iletir, erime kaynama noktası yüksektir. Genellikle artı 3 değerliklidir. Blokların özellikleri de bunlar. Gelelim değerlik bulmayı. Redox'u biliyorsan değerlik bulmayı bilebilirsin. Geçen yıl değerlik bulma soruldu 2021'de. Değerlik bulmada ne yapacaksın? Elinde bir bileşik varsa bu bileşikteki elementlerin hepsinin değerlerini toplayacaksın. 2 tane artı 1, 1 tane karbon, 3 tane oksijen, sıfıra eşit diyeceksin. Böylece bildiklerinle bilmediklerini bulacaksın. Elinde bir kök varsa içindekilerin hepsinin değerlerini yine toplayacaksın. X artı 4 tane eksi 2, oksijen eksi 2 idi. Üzerinde yazana eşit diyeceksin. Böylece içinde bilinmeyeni bileceksin. Bunun için bilmen gereken elementler bunlar. Bilmen gereken kökler de bunlar. Eksiler. Gelelim son olarak B grubu neden birden fazla değerlik alıyor arkadaşlar? B grubunun birden fazla değerlik almasının sebebi şu. Önce S'yi veriyor ya. Bu S'yi verdiği için bir artı 2 veriyor. Bir de S ile beraber D'yi verebiliyor. S'yi verdi, bir tane de D'den verdi, artı 3. Artı 2 artı 3 alır ama 3B istisna olarak artı 2 de bulunmaz, artı 3 de bulunur. Diğerleri bu genel kurala uyuyor. 3B'de böyle bir istisna var bak. Bunu verdi artı 2, hepsini verdi artı 5. Bunu verdi artı 2, hepsini verdi artı 4. Bunu verdi artı 2, hepsini verdi artı 6. Bunu verdi artı 2, hepsini verdi artı 7. Bak, D5'i geçtikten sonra bir değerlik daha ekleniyor. Bunu veriyor artı 2. D'yi küresel simetrik yapmak için 6'ya bir tane veriyor artı 3. Bir de tamamını veriyor artı 8. Anladın değil mi? Bu genel kuralları bil. Buradaki istisnalar çok önemli değil. Bir de 2B'yi bil, 2B'yi. Bak, 2B D10 olduğu için D10 yapısından vermiyor. Sadece artı 2 alıyor. O zaman B grubu her zaman değişken değerlik almaz. Bazen de sabit değerlik alır.
Bunu da unutmayalım. AYT periyodik cetvelimiz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Ve sürpriz yumurtadan Furkan çıktı. Ne diyeceğiz Furkan? Videonun sonunda ne diyelim? Ne yapsınlar? Biraz yüksek konuş. Ne diyorsun? Kalpler size. Kalp kalp diyelim mi? Diyelim. Hadi bir daha gel kalp göster, görsünler kalp gösterdiğini. Evet, bir de seviliyorsunuz diye. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz.